Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz keneler. Kenelerin biyolojileri, yaşam döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Dünya üzerinde en tehlikeli hayvanlar arasında eklem bacakları arasında sivrisinekler gelmektedir. Sivrisineklerden sonra özellikle insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı, hastalık taşıyan, vektörlük yapan en önemli gruplardan bir tanesi kenelerdir. Kenelerle insanoğlunun savaşı çok eski çağlardan bu yana devam etmektedir. Bu karikatürize edilmiş resimde de görüyorsunuz. Çok çok eski dönemlerden bu zamana insanlar kenelerle mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Keneler halk arasında sakırga, yavsı ve kerni gibi isimlerle de bilinirler. Dıştan baktığınızda yumurta evresi, burada gördüğünüz bir sert kenenin yumurtaları biraz sonra daha detaylı göstereceğim. Burada da bir yumuşak kene dediğim kenenin yumurtaları. Biraz sonra sert kene ve yumuşak kene arasındaki farkları göstereceğim. Bir yumurta evresi. Yumurtadan sonra larva evresi, 6 bacaklı. Nimf evresi, 8 bacaklı. Ve ergin evresi. Yani yumurta, larva, nimf ve ergin evreleri vardır. Yumurta, larva, nimf ve ergin evreleri bulunmaktadır. Dünya üzerinde 907 tür, ülkemizde de 46 tür kayıtlıdır. Tabi yapılan yeni bilimsel araştırmalarla bu tür sayısı değişmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu, yaklaşık 720 tür sertkene, Ixodidae'den, 186 tür yumuşak kene, Argaside'den ve bir tane tür de Namakenesi diye kayıt edilmiştir. Dediğim gibi yapılan ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarla, yeni çalışmalarla, taksonomik çalışmalarla bu tür sayısı günden güne değişebilmektedir. Keneler özellikle yumurta verimi oldukça yüksek hayvanlar oldukları için üreme potansiyeli çok yüksektir. Burada resimde gördüğünüz bir sert kene. Bir sert kene bir yumurtlamasında binlerce yumurta bırakabilmektedir. Yumuşak kenelerde ise bu biraz daha azdır. Ortalama kanemdikten sonra sıcaklık ve nem faktörlerine bağlı olarak ortalama 20 ila 50 arasında yumurta bırakmaktadır. Yumurtaların açılımı ortamın sıcaklığına, nem koşullarına göre değişmekle birlikte 2 haftayla birkaç ay arasında sürmektedir. 2 hafta ve birkaç ay arasında larvalar yumurtadan çıkmaktadır. Yumurtlama davranışından sonra açılan larvalar, yumurtalardan çıkan larvalar 6 bacaklıdırlar. Burada sol taraftaki resimde gördüğünüz larva 6 bacaklı. Kanemer beslenip toprağa düşer ve burada saklanır. Buraya yakın, yani bitkilerin arasında, toprak partikülleri arasında saklanır. Ve kanemdikten sonra, toprağa düştükten sonra deri değiştirip nimf evresine, yani bir sonraki evreye geçer. Nimf evremiz. Larva evresinde 6 bacak varken nimf evresinde 8 bacak bulunmaktadır. Bu nimf de tekrar kanemer ve kanemdikten sonra deri değiştirerek ergin evresine dönüşür. Nimf evresi sert kenelerle yumuşak kenelerde birbirinden farklıdır. Sert kenelerde bir nimf evresi görürken yumuşak kenelerde birkaç tane nimf evresi görebilirsiniz. Keneler böcek değildirler. Kenelerin antenleri yoktur. Keneler sıçrayamazlar. Keneler uçamazlar. Ve vücutları böceklerdeki gibi 3 bölge değil, 2 bölgeden oluşur. Kenelerden böcekleri birbirinden ayırt etmek için tekrarlıyorum. Keneler antensizdirler. Keneler uçamazlar. Keneler vücutları 2 bölgeden oluşur. Böceklerde 3 bölgeden oluşur. Buna dikkat edeceğiz. Böceklerde vücutta erginlerde ve işte birçok nimf evresinde 6 bacak bulunurken, hexapoda isimlendirirken, kenelerde sadece larva evresinde 6 bacak vardır. Diğer ergin evresi ve nimf evrelerinde 8 bacak bulunmaktadır. Keneler çok uzun süre kanemmeden bekleyebilme özelliğine sahiptir. Bir kenenin yaşam döngüsü bu sebeple birkaç yıla kadar uzayabilir. Burada tekrar yinelemek için bir yumurta evresi, sonra larva, nimf ve ergin evresini görüyorsunuz. Ergin dişi ve erkeği görüyorsunuz. Biraz sonra bunlar arasındaki farkları da göstereceğim. Erginde ve niflerde 4 çift bacak,
Larvalarda ise 3 çift bacak bulunmaktadır. Keneler oldukça küçük organizmalardır. Burada size vücut büyüklüğünü göstermek için Ixodes cinsine ait bir kenenin vücut yapısını gösteriyorum. Gördüğünüz üzere larva evresi sağ taraftaki evremiz. Gördüğünüz larva evresi neredeyse 1 milimetrenin altında bir büyüklüğe sahip. Daha sonra nif evresini görüyorsunuz. Yaklaşık 1 milimetre. Burada gördüğünüz bir erkek birey. Burada gördüğünüz ise dişi birey. Yaka kısmından ayırt ediyoruz. Biraz sonra değineceğim. Yaklaşık 2-3 milimetre büyüklüğünde canlılar olduğunu açıkça görebiliyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda yine bir insan tırnağı üzerinde kenenin farklı evrelerini görebiliyorsunuz. Burada bir larva evresi görüyorsunuz. Hemen üstünde bir nif evresi. Gördüğünüz 8 bacak, 6 bacak dikkatinizi çeksin. Burada bir erkek birey ve dişi birey olarak görebiliyorsunuz. Burada bahsedebilirim. Dişi ve erkeği nasıl ayırt ediyoruz? Aşağıda gördüğünüz erkek birey, üstte gördüğünüz ise dişi birey, bu yaka kısmından rahat şekilde algılanıp ayrılabiliyor. Yaka benzeri bir yapı dişilerde söz konusu. Bir kene kan emdiği zaman kendi vücut büyüklüğünün kat kat üstü büyüklüğe gelebilir. Burada bir amblyomma türünün farklı günlerdeki kan emerken büyüme durumunu gösteren bir skaladır. Başlangıçtan 9. güne kadar neredeyse 15-20 kat büyümüş bir kene görüyorsunuz. Keneler normalde bir kibrit çöpünün başından bile küçüktürler. Burada slaytta da bir örnek veriyorum. Karpuz çekirdeğine benzer genel vücut morfolojileri ve bu hayvanlar hızlı hareket edebilirler, uçamazlar, sıçrayamazlar. Az önce de söylemiştim. Rahatsız olduklarında bir konaklarını bulmak için gezinirken veya doğada dolaşırken herhangi bir predatörden etkilendiklerinde ve rahatsız olduklarında uzun süre hareketsiz kalıp ölü taklidi yapabilen kene türleri bulunmaktadır arkadaşlar. Keneler genellikle bu sert kenelerden bahsediyoruz ki hastalık taşıma özelliği en çok bunlarda olduğu için bunlar üzerinden bahsediyoruz. Konak üzerinde çiftleşirler. Burada gördüğünüz bir kene erkek, burada gördüğünüz ise bir dişi. Daha sonra dişi kan emmeye devam etmiş, erkek ise küçük olarak kalmış gözüküyor. Keneler çok iyi görsel adaptasyona sahiptirler. Doğaya çok uyum sağlamışlardır. Üzerlerindeki desenler, benekler, şekiller onların ortama uyum sağlamalarını ve avcıları tarafından görülmelerini engeller. Keneler uzun süre hareketsiz kalıp ölü taklidi benzeri bir taklit yapabilen türleri bulunmaktadır. Kenelerin bacaklarının ucunda kancal benzeri yapılar vardır. Bu kanca benzeri yapılar sayesinde konakları doğada yürürken bunlara tutunarak bunların vücudu üzerinde tırmanma davranışı gösterirler. Biz şimdi genel olarak yumuşak kene ve sert kene ifadesi kullanacağız. Sert kene Rixodidae, yumuşak keneler Argaside grubu içerisinde yer alıyorlar. Burada bir sert kene ile yumuşak kenenin farklarını görüyorsunuz. Gördüğünüz bir sert kene dişi birey, yakak benzeri bir yapı var. Bizim okullarda, ilkokulda küçükken giydiğimiz o önlüklerimizin yakaları olurdu. Onun benzeri bir yapı görüyorsunuz. Bu bir dişi birey. Ve ağız yapısını görüyorsunuz. Bu ağız yapısının burada testere gibi değişik bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ise bir yumuşak kene görüyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda ağız yapısını göremezsiniz. Bakın sert kene de ağız yapısını rahat bir şekilde görürken yumuşak kene de göremezsiniz. Yine laboratuvarda mikroskopta çektiğim görüntü. Bakın burada sert kene ağız yapısını görebilirken yumuşak kenenin ağız yapısını göremiyoruz. Vücudun dorsalden bakıldığında ya sırt tarafından bakıldığında görülmüyor. Sert keneler dorsalden bakıldığında ağız parçaları görülürken yumuşak kenelerde bu görülmez. Dişi ve erkek dışarıdan bakıldığında sert kenelerden yakadan ayrı edilebiliyor. Bu yaka rahat bir şekilde dişinin ayıracı. Erkeklerde bu yapı tamamen dorsale yayılmış durumda. Yumuşak kenelerde bu yapı olmadığı için sadece karın kısmından baktığımızda
dişi ve erkeği eşey organlarından ayırt edebiliyoruz. Burada eşeysel yapılar var. Ama dorsalden ayırt etme durumumuz söz konusu değil. Sertkeneler mera kenesi olarak bilinirler. Otlak alanlarda, yeliş çayırlık alanlarda görülürler. Yumuşak keneler ise mesken kenesi olarak bilinirler. Bunlar tavuk kümeslerinde özellikle argas gibi cinslerde rahat görebileceğiniz türlerdir. Meskenlerde bulunurlar. Sert keneler binlerce yumurta bırakabilirler. Yumuşak kene aralıklarla 20-50 arasında yumurta bırakarak toplamda 200-300 kadar yumurta bırakır. Sert kenelerde az önce söylediğim gibi bir nimf evresi varken yumuşak kenelerde birkaç nimf evresi bulunmaktadır. Sert keneler konak üzerinde çiftleşirler. Yumuşak keneler konaktan ayrıldıktan sonra çiftleşirler. Sert kenelerde kan emme süresi konağın üzerine tutunduktan sonra birkaç haftaya kadar uzayabilir, 1-3 hafta kadar olabilir. Yumuşak kenelerde kan emme süresi birkaç dakika ile 2 saat arasında olabilir ve çok fazla kan emerler. Sert kenelerin konakları üzerine, kan emdikleri hayvanlar üzerine kendilerini tutturmak için salgıladıkları çimento benzeri bir madde vardır. Bu malzemeyi salgılayarak konaklarının üzerinde yani kan emdikleri hayvanların üzerine kendilerini sabitlerler. Yumuşak kenelerde ise böyle bir sabitleyici madde ağızdan salgılanmamaktadır. Dışarıdan baktığınızda morfolojik olarak sert keneler kendi kan emdiklerinde normal büyüklüğünün 50 ila 200 katına kadar büyüyebilirler. Sol tarafta 2. gün, 7. gün ve 14. günde sert keneleri görüyorsunuz. Bunlara örnek Hyalomma, Ixodes, Rhizocephalus gibi cinslere örnek verebiliriz. Yumuşak keneler ise kan emdiklerinde normal büyüklüğün 3-4 katı büyüklüğe gelebilirler. Burada gördüğünüz bir yumuşak kenenin daha sonra kan emdikten sonraki büyümüş hali. Yine buna da Argas'ı, Ornithodoros cinsini örnek verebiliriz. Genel olarak sert kenelerle yumuşak keneler arasındaki farklar bunlardan ibarettir. Birkaç tanesinden kısaca değinelim. Bu gördüğünüz kümes kenesi Argas persicus yumuşak kenedir. Ağız yapısını göremiyorsunuz. O da özellikle halk arasında tavuk kenesi veya kerpiç kenesi de olarak da bilinir. Bu ülkemizde tavuk, güvercin, hindi ve insanlar üzerinde tespit edilmiş bir kene türüdür. Genellikle kümes gibi ortamlarda yaşamayı tercih eder. Burada gördüğünüz Hyalomma aegyptium sol tarafta bir sert kene örneği. Bir kaplumbağanın arka bacakları üzerinde görüyorsunuz. Yine bir dişiyle erkeği görebiliyorsunuz. Burada bir erkek, burada ise bir dişi var. Genellikle kaplumbağa kenesi olarak bilinir. Yine burada bir yılan üzerinde, yılanın vücudu üzerinde beslenen keneleri görüyorsunuz. Ya burada söylemek istediğim keneler doğada çok değişik hayvanlardan kan emebilirler. Yani omurgalı hayvanların hemen hemen sıcakkanlı, soğukkanlı bütün grupları üzerinde kan emebilen canlılar olarak keneleri görebiliyoruz. Burada maalesef sahipleri tarafından antiparaziter ilaçlarla korunmayan, veterinere götürülmemiş bir köpeğin üzerindeki vücudun etrafındaki keneleri görüyorsunuz. Genellikle kan damarlarının yoğun olduğu göz çevresi, kulak içi gibi hayvanın vücudundan rahatlıkla atamayacağı bölgelerde keneleri görebiliyorsunuz. Biz keneleri bu hayvan üzerinden temizledikten sonra kenelerin görüntüsünü görüyorsunuz. Bazı bireyler kan emmemiş bireyler, bazıları ise kan emmiş bireyler. Evcil hayvanlarda da özellikle çok fazla görüyoruz. Köpekler genel olarak değerlendirilen pet hayvanlar ve sokak hayvanlarında. Özellikle önümüzdeki yıllarda Türkiye'de sokak hayvanları ile ilgili büyük problem olacağını düşünüyorum. Ve bu sebeple de veterinerlere çok büyük yük düşüyor. Bu anlamda sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, korunması, parazitlere karşı korunması yönünde ülkemizde gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Burada bir köpeğin kulakları içerisinde bulunan keneleri görüyorsunuz. Bazen o kadar çok fazla kene bir köpek veya kedi veya daha küçük hayvan üzerinden kan emebilir ki onun ölümüne bile sebep olabilirler. Yine burada bir kedinin gözünün hemen etrafında bulunan bir kene örneğini görebiliyorsunuz. Sokak hayvanlarını parazitlere karşı da korumak gerekiyor. Sadece yem ve su vermek yeterli değil.
Kuşlar da kenelerin çok tercih ettiği hayvanlar arasında yer almaktadır. Burada gördüğünüz kuş göç, önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan ülkemizde özellikle göçmen kuşların da keneleri gözlerin etrafında, gagaların etrafında taşıyabildiklerini görebiliyorsunuz. Özellikle Kırım Kongo ilk çıktığında göçmen kuşların bu olay üzerinde etkili olduğu ile ilgili çok sayıda yayın çıkmıştı. Bizim ülkemiz önemli kuş göç yolları üzerinde olduğu için Avrupa'dan Afrika'ya veya Avrupa'dan işte Suriye, Irak bölgesindeki ülkelere ve üzerlerine göç eden kuşların ülkemizde geçici olarak konaklamaları sırasında bazı hastalık taşıyan kenelerin ülkemiz topraklarına düştüğü ve buradan da yayılımın olduğu düşünülmektedir. Kenelerin bu yaka benzeri dişi ile erkeği ayırt etmede kullandığımız yapısına skotum deniyor. Bu dişilerde belirgin bir şekilde görülüyor ve bir kene kan emdiğinde bariz bir şekilde sağ taraftaki gibi ve özellikle kitin yapısından kaynaklı bir büyüme görülüyor. Oldukça fazla kan emebilen bir canlıdır. Ağız yapısını görüyorsunuz. Ağız yapısı kan emmeye yarayan parplerini görüyorsunuz. Kan emme yapayan yapılarını görüyorsunuz. Bunlar kenileri taksonomik olarak birbirinden ayırt etmede kullanılan karakterler içermektedir. İşte buradaki dişlerin sayısı, parpların uzunluğu, değişik karakteristik özellikler keneli türlerini birbirine ayırmada kullanılabilir. Burada sağ tarafta yaka kısmından da rahat anlayabileceğiniz bir dişi kene ve sol tarafta gördüğünüz bir erkek kene yaka kısmı yok. Yine kenenin bacakların ucundaki küçük çengel şeklindeki yapıları görebiliyorsunuz. Keneler konaklarını kan emmek için iki şekilde ararlar. Ya pusuya yatarlar ya da aktif olarak konaklarına karşı doğru yürüyerek ararlar. Köpek kenesi gibi, Rhipocephalus kenesi gibi, Ixodes gibi bazı kene türleri genellikle pusuya yatarlar. Yani belli işte 15-20 santimin üstündeki otların üstüne tırmanırlar. Oradan bir konak geçecekse bu küçük olabilir, büyük olabilir. Bunlardan kan emmeye çalışırlar. Hyalonma cinsi gibi keneler ise konakları avcı kenelerdir. Konaklarını arayıp bulurlar. Genellikle kan emme davranışında küçük keneler küçük hayvanlardan yani larva evresi küçük fare gibi hayvanlardan. Büyük keneler yani nif ve ergin evreleri gibi evreler ise daha büyük hayvanlardan kan emme davranışı sergilemektedir. Yani keneler ya konağını arar yürüyerek giderler ya da pusuda bekleyerek uçamazlar, sıçrayamazlar. Burada doğada doğal alanlarda kene problemi olup olmadığını algılamak için yapılan araştırmaları görüyorsunuz. Bayrak yöntemi dediğimiz bir yöntem ve işte burada beyaz bir örtü şeklindeki yapının yeşil alanda, doğal alanda gezdirildiğini görüyorsunuz. Daha sonra bu gezdirmeden sonra bu beyaz brandaların, beyaz örtülerin üzerinde kene varlığını kontrol ettiğinizde ortamdaki kenelerin var olup olmadığını algılayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Daha sonra da araştırmaya da kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar keneler antenleri yok demiştim. Bunların bir ön bacaklarının tarsus kısımlarında çukur şeklinde bir Haller organı dediğimiz bir yapı vardır. Bu Haller organı ısı, koku ve çeşitli kimyasalları algılamada görev yapar. Karbondioksit, sıcaklığı, titreşimi, amonya, bütürik asidi ve laktik asidi buradan algılayabilirler. Yani bunların anten şeklinde yapıları bulunmamaktadır. Bunun yerine Haller organı dediğimiz bir yapıları vardır. Doğada çok değişik hayvanlardan kan emebildiklerini söylemiştim. Özellikle genç evreler, larva evresi ve nif evresi gibi evreler, küçük evreler, daha küçük hayvanlardan. Daha büyük evreler, ergin evresi ise daha büyük hayvanlardan kan emebilmektedir. Yani evre büyüklüğüyle konağın büyüklüğü arasında da bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Nerelerde bulunurlar demiştim. Az önce söyledim aslında. Keneler konakların üzerinde kulak içi gibi, işte kan damarlarının çok olduğu, rahat kan emebilecekleri göz çevresi gibi yerlerde bulunurlar. Göz çevresi, ağız çevresi, kulak içi gibi noktalarda. Arkadaşlar keneler konak tercihlerine göre üçe ayrılırlar. Bunlardan ilkinden bahsetmek istiyorum. Bir konaklı kene. Şimdi yaşam evreleri yumurta, larva, nif ve ergin demiştik. Burada görebiliyorsunuz bir yumurta evresi. Bu yumurta evresinden çıkan larva
bir konak üzerinde, örneğin bir inek üzerine çıkıp beslenir. Daha sonra yere düşer. Bir süre burada geçirdikten sonra deri değiştirip nimfe dönüşür. Nimf tekrar kan emmeye çıkar. Daha sonra nimf de toprağa düşer. Ergin haline gelir. Ergin tekrar konak üstüne çıkar ve daha sonra toprağa düşüp yumurtlar. Yani gördüğünüz üzere larva evresi, nimf evresi ve ergin evresi hepsi aynı konak üzerinde eğer görülüyorsa, hepsi aynı konak üzerinde yer alıyorsa buna biz tek konaklı kene diyoruz. Bütün evreler aynı birey üzerinden kan emiyorlar. Bu inek, bir koyun, keçi artık neyse bütün bireyler, bütün evreler bir konak üzerinden kan emiyorlar. İkinci grubumuz iki konaklı keneler. Az önce söylediğim özellikle küçük evreler küçük konaklardan, büyük evreler büyük konaklardan kan emebilir ifadesini burada daha iyi anlayabiliyorsunuz. Kırım-Kongo kenesi olarak bildiğimiz Yolomba keneleri gibi keneler, buna örnek verebiliriz, veya köpek keneleri. Burada yine bir yumurta evresi görüyorsunuz. Yumurtadan çıkan larva ve nif bir birey üzerinde beslenirken, ergin evresi başka bir birey üzerinde besleniyor gördüğünüz gibi. İki tane farklı konak var. Burada bir tavşanla inek olarak örnek verilmiş. Gördüğünüz gibi larva ve nif bir konak üzerinde beslenirken ergin evresi farklı bir konak üzerinde besleniyor. Bu şekilde iki konak üzerinde beslenen kukenelere örnek verilebilir. Bir de son üç konaklı kenemiz var. Yumurtadan sonraki bütün evreler her biri ayrı bir konakta beslenir. Örneğin burada bir yumurtadan çıkan larva bir konakta besleniyor. Toprağa düşüyor. Tekrar nif çıkıyor. Başka bir konağa geçiyor. Nif toprağa düşüyor. Sonra ergin haline geliyor. Ergin bir konaktan besleniyor ve daha sonra da ergin düşüp yumurtasını bırakıyor. Gördüğünüz gibi yumurta, larva ve nimf evreleri bütün farklı konaklardan kan emiyorlar. Arkadaşlar, keneler değişik hastalıkların vektörü olarak bilinmektedirler. Bunlardan bazıları ülkemizde de görülebilir. Örneğin Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi, Lyme hastalığı gibi hastalıklar ülkemizde de görülen hastalıklardır. Keneler değişik bakterilerin, virüslerin, protozoaların vektörlüğünü yapabilme potansiyelleri vardır. Taşıyabildikleri bu etmenler sayesinde Kırım Kongo kanama ateşi, Lyme, döküntülü ateş, Q ateşi, tüleremi gibi hastalıkları insanlara ve hayvanlara bulaştırabilirler. Bu hastalık etmenlerini bulaştırabilirler. Ayrıca keneler kendileri aralarında da bir hastalık etmenini aktarabilirler. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, örneğin transovaryal aktarım var. Bir anne yumurtalarına hastalık etmenini aktarabilir. Annenin yumurtalarına aktarması. Transstadyal aktarım dediğimiz bir aktarımız var. Burada larvadan nimfe, nimften ergine, yani yaşam evreleri arasında bu hastalık etmenleri birbirlerine aktarılabilir. Veya veneral aktarım dediğimiz, az önce de göstermiştim. Keneler konak üzerinde çiftleşirken veya konak dışında çiftleşirken hastalık etmenlerini dişi erkeğe veya erkek dişiye birbirine aktarabilir. Yavruya, yani yumurtalara aktarım var, evreler arası aktarım var ve çiftleşme sırasında aktarım var. Bunlar genel aktarım şekilleridir. Tabii keneler sadece hastalık taşımazlar. Aynı zamanda keneler kan emme sırasında salgıladıkları bazı kimyasallar sebebiyle canlıların vücudunda alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Keneler bu salgıladıkları kimyasalların etkisiyle hayvanda bazen geçici felce sebep olabilirler. Kene felcine sebep olabilirler. Örneğin bir köpeğin bacağına yakın yerden çok sayıda kene kan emdiği zaman kene felci dediğimiz olay ortaya çıkabilir. Bunların salgıladığı anestezik maddeler, uyuşturucu maddeler bacağın o bölgesindeki sinirin uyuşmasını ve hareketsiz kalmasını sebep olur. Daha sonra buradan keneler kan emip ayrıldıktan sonra o bacak eski normaline dönebilir. Bu türdeki şeylerle karşılaşabilirsiniz. Sanki köpeğe bir araba çarpmış gibi düşünebilirsiniz. Köpeğin bacağına bir şey olmuş gibi düşünebilirsiniz. Aslında parazitlerin salgıladığı ağız salgılarından kaynaklanan bir felç durumudur.
Ayrı zamanda özellikle küçük konaklar üzerinden, yani küçük bir kuş üzerinden veya işte bazı küçük eklem bacaklar üzerinden çok sayıda kene eğer kan emerse bu da o canlının ölümüne sebep olabilir. Aşırı sayıda binlerce bireyin bir konak üzerinden kan emmesi hayvanın ölmesine sebep olabilir. Arkadaşlar, ülkemizde özellikle keneleri genel olarak bahsedecekse Kırım Kongo kanamalı ateşinin ortaya çıkmasından sonra belirgin şekilde tanınmaya başladılar keneler. Çünkü kenelerin bu taşıdığı hastalık sebebiyle ülkemizde maalesef biz vatandaşlarımızı kaybetmeye başladık. Burada Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün verilerini görüyorsunuz. Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın son 2017 yılında 343 adet Kırım Kongo kanamalı ateşi vakası görülmüş ve maalesef bunlardan 16 vatandaşımızı kaybetmişiz. 2008-2009 yıllara göre kıyasladığınızda belirgin bir şekilde vaka sayılarında ve ölüm sayılarında azalma söz konusudur. Tabii bu hastalık bazı kişiler tarafından yanlış ifade edilir. İşte bu bir başka ülkenin oyunu mu, bu bir biyolojik silah mı? Bu hastalık 1969 yılından beri biliniyor. Önce işte farklı virüsler olduğu olarak Kongo virüsü ve Kırım hemorajik ateş virüsleri olarak değerlendiriliyor. Ama daha sonra ikisinin aynı olduğu, iki virüsün de aynı olduğu değerlendirilince hastalığa Kırım Kongo kanama ateşi virüsü deniyor. Son günlerde ortaya çıkan bu koronavirüs, işte Ebola virüsü gibi, SARS virüsü gibi değişik virüsleri artık gündemde olmaya başladı. Dikkatinizi çekerse insanlarla doğa, hayvanlar bir araya geldiklerinde bu türdeki hastalıkların, bu türdeki virüslerin görülme olasılığı da artmaktadır. Bu ülkemizde 2002'den itibaren hastalığın genel seyrini gösteren bir haritadır. Dikkatinizi çektiyse 2002 yıllarda Kelkit Vadisi dediğimiz işte Sivas, Tokat gibi illerimizi kapsayan bir bölgede görülen, tespit edilen hastalık yıllar içerisinde, yaklaşık 10-15 yıl içerisinde neredeyse Türkiye'nin her bölgesinde görülür bir hastalık haline gelmiştir. Ama yine de ana kısım Kelkit Vadisi'ne yakın kısımdır arkadaşlar. Kırım Kongo kanamalı ateşinin ana vektörü Hyalomma cinsi kenelerdir. Bunlardan Hyalomma marginatum ve Hyalomma anatolicum en çok bilinenlerdir. Ancak diğer keneler bu virüsü barındıramaz mı? Bu diğer kenelerin bu virüsü barındırdıkları ile ilgili, bulundurabildikleri ile ilgili bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Tabii vektör potansiyellerini etkileyen değişik hususlar vardır. Ama en çok ülkemizde Hyalomma cinsi kenelerin bunu taşıdığı bilinmektedir. Bahar aylarında aktivasyonu başlayıp Ekim ayının sonuna kadar aktivasyonu devam eden bir kene grubudur. Burada da dünyanın farklı bölgelerinde Hyalomma kenilerinin yayılışıyla ilişkilendirmiş görüyorsunuz. Ülkemizin de bulunduğu bölgelerde bu keneler yayılıyor ve bu kenelerin yayılış haritalarıyla Kırım Kongo kanamalı ateşinin yayılım haritaları birbirleriyle örtüşmektedir arkadaşlar. Diğer bir hastalık arkadaşlar Lyme hastalığıdır. Bu hastalık Ixodes ricinus gibi bazı kene türlerinin Borrelia cinsi bakterileri taşımasıyla ortaya çıkmıştır. Hastalığa sebep olan bir Borrelia cinsi altında bakterilerdir. En çok bilinen Burgdorf ferridir. Ancak diğer bazı Borrelia türlerinin de bu hastalığa sebep olduğu bilinmektedir. Özellikle ciltte gördüğünüz bu dairesel lekelere dikkat ediniz. Bu Lyme hastalığının belirtisidir. Çember şeklinde ve farklı biçimlerde ortaya çıkmış kızarıklıklar birkaç hafta içerisinde kene ısırdıktan sonra ortaya çıkmaktadırlar. Bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ancak tedavi edilmez ise özellikle felç, psikoz, görme kaybı, işitme kaybı gibi ciddi etkileri olan bir hastalıktır. Ne kadar çok erken tedavisi olursa o kadar iyi. Tedavi edilmezse maalesef böyle negatif etkilerini görebiliyoruz. Yine Lyme hastalığının dünyada yayılışını gösteren bir haritadır.
Gördüğünüz üzere Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtası ve ülkemizde görülen bir hastalık, Lyme hastalığı, Borrelia cinsi bakteriler tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Peki arkadaşlar, burada genel olarak kenelerin biyolojileri, yaşam döngüleri, konak tercihleri ve taşıyabildikleri hastalıklardan bahsettik. Ola ki herhangi bir kene vücudumuza tutunursa ne yapmamız lazım? Keneleri nasıl çıkartacağız? Öncelikle çok sakin olmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kenenin en kısa sürede vücuttan uzaklaşması gerekiyor. Bu sebeple en kolay yöntem küçük bir pens ya da cımbız benzeri yapıyla keneye dokunmadan kenenin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Ama bu şekildeki bir davranışta da kenenin mümkün olduğu kadar ağzının en dip kısmından, deriye en yakın kısmından tutup kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde keneyi yukarıda sağda gördüğünüz gibi karın kısmından sıkmaya çalışırsanız kene kusabilir veya vücut sıvılarını boşaltmaya çalışabilir. Bu da sizin veya hayvanınızın hastalığa yakalanma riskini artırabilir. Kenelerin deriye en yakın yerden baş kısmından tutup şekilde gösterildiği gibi yukarıya doğru çekilmeleri gerekiyor. Biraz can acıtıcı bir durum söz konusu olabilir ama bunu ne kadar erken yaparsak o kadar iyi. Kene tutunduğunu tespit ederseniz ya ince uçlu bir pensle, siz bu Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği şekilde bu slaytta çok ince uçlu pensle yavaş bir şekilde bir çivi çeker gibi çıkartmak gerekiyor. Vücuda baş kısmının en yakın olduğu kısımdan. Ya da başka bir yöntem işte kene kaşığı. Özellikle bu Kırım Kongo çıktıktan sonra Tarım Bakanlığı da değişik materyaller çiftçi o bölgedeki çiftçiler Kelkit Vadisi ve çevresindeki çiftçilere de dağıttı. Bunlarla çıkartılabilir. Kene tarağı var yaygın olarak kullanılan. Veya bir iple çıkarabiliriz. Çok ince bir ipi kenenin baş kısmı etrafında doladığımızda keneye dokunmadan çekebiliriz. Arkadaşlar kenelerin üstüne kesinlikle bir şey dökmek, keneleri yakmaya çalışmak, keneleri çıplak elle dokunmak yanlıştır. Zarar görürsünüz. Hastalık bulaşma riski olabilir. Kenelere kesinlikle yakmıyoruz. Kenelerin üzerine bir şey dökmüyoruz. Kenelere kesinlikle çıplak elle dokunmuyoruz arkadaşlar. Bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kenelerle mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak kenelerle mücadele oldukça zor. Neden? Çok geniş yayılım alanlarına sahip bir canlı grubundan bahsediyoruz. Doğada hemen hemen her bölgede görebileceğimiz bir canlı. Her farklı çeşitteki hayvanlardan kanemiyor. Sürüngenlerden dahi işte kuşlardan, memelilerden, değişik hayvanlardan kanemebilen bir canlıdan bahsediyoruz. Bu canlılara karşı biz daha çok evcil hayvanlarımızı koruyoruz. İşte ineklerimizi, kedilerimizi, köpeklerimizi ama kullandığımız ürünler vücudun tamamına yayılamayabiliyor. Her bölgesine ulaşmadığı zaman da keneleri kontrolde zorluk yaşayabiliyoruz. Ve keneler çok hızlı üreyebiliyorlar. Binlerce yumurta bırakabilen bir canlı grubudur. Uzun süre hayatta kalabiliyorlar. Bir kene kanemdikten sonra uzun süre ya da hayatta kalabiliyor. Açken de uzun süre hayatta kalabiliyor. Aylarca hayatta kalabiliyor. Az önce söylediğim gibi değişik konak alternatifleri var ve dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış çalışmalarda kenelere karşı kullanılan akarisit dediğimiz, kenelerin mücadelesinde kullanılan akarisit dediğimiz ilaçlara karşı direnç durumu söz konusu. Biz kenelerle mücadele etmek zorundayız ama bu zorluklara rağmen neler yapıyoruz? Öncelikle vatandaşlarımızı, insanlarımızı eğitici, öğretici, gerek film, video şeklindeki çekimler, Sağlık Bakanlığımız Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı bu konuda güzel çalışmalar yaptı. Küçük kısa kamu spotları hazırladı. Bunun dışında slaytta da gördüğünüz gibi Kırım Kongo kanamalı ateşini anlatan küçük videolar, dışında broşürler, afişler hazırlayarak vatandaşlarımızı dağıtıp kenelerin nasıl korunmak gerektiğini, kene görüldüğünde nasıl çıkarılması gerektiği gibi şeyler bu küçük afişlerde, küçük broşürlerde anlatılmaktadır. Mümkün olduğu kadar kenenin vücuda tutunduktan sonra çok kısa bir sürede vücuttan çıkarılması hastalığa yakalanma riskinizi azaltır. Tabii doğal alanlara gidiyoruz. Parklara gidiyoruz, bahçelere gidiyoruz. Yerleşim yeri olan alan var, doğal park var, vahşi alan var. Yani bu türdeki alanlarda kullanacağımız mücadele yöntemleri de tamamen ya da koruma yöntemleri de tamamen alana özgü değişiyor. Örneğin
Sağ tarafta gördüğünüz gibi en sağda vahşi bir doğal alana gittiyseniz, orada insan sayısı azdır. Nadiren insanlar oraya giderler. Bu türdeki ortamlarda genellikle kişisel korunma yöntemleri dediğimiz işte paçalarımızı, çoraplarımızı içine koyma, ona göre giyinme, işte repellent koruyucu ürünler kullanma gibi şeyler yapılırken, yerleşim yerlerine doğru yaklaştıkça işte hayvanların kontrolü, çevrede modifikasyonlar yapma veya akarisit dediğimiz kenelere karşı kullanılan ürünleri kullanma gibi durumlar ortaya çıkabilir. İnsan sayısı arttıkça ve kene görülme olasılığı arttıkça bu türdeki uygulamalar da artmaktadır. Ama mümkün olduğu kadar doğal alanlarda, vahşi alanlarda kesinlikle kişisel korunma veya çevre modifikasyonu dışında bir uygulamayı kabul etmiyoruz, önermiyoruz. Kişisel korunmada mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durmak gerekiyor. Yani tabii doğaya çıktığımızda çoğu zaman şortla yürüyüşler yapabiliyoruz. Bu türdeki alanlara gideceksek mümkünse kısa giymemeliyiz. Mümkün varsa bir çizme giyebiliriz. Paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koyabiliriz. Vücudumuzu kısa aralıklarla kontrol edebiliriz. Ve bazı sivri kovucu olarak bildiğimiz DEET içeren böcek kovucuların keneleri de vücudumuzdan birkaç saate kadar uzak tuttuğu bilinmektedir. Bu türdeki ürünleri kullanarak keneleri vücudumuzdan uzaklaştırabiliriz. Gördüğünüz gibi bir kene kovucunun birkaç saate kadar vücuttan uzak tuttuğunu gösteriyor arkadaşımız burada uygulama. En çok yapılması gereken ki özellikle veteriner hekimlerin üzerine çok yük düşüyor bu anlamda. Çiftçilerin yapması gereken veya evcil hayvan sahiplerinin yapması gereken hayvanlar üzerinde kontroldür. Bu anlamda Tarım Bakanlığı'nın veterinerlerin büyük görevi var. Bakanlığın uygun gördüğü antiparazit ilaçları, akarisit ilaçları çiftlik hayvanların üzerine damlatma yöntemiyle veya işte burada gördüğünüz sol tarafta gördüğünüz gibi bir havuz yöntemiyle havuza ilaç yapıp hayvanları bunun içerisinden geçirerek hayvanları koruyabiliyoruz belli bir süre. Bu türdeki uygulamaların ülkemizde Kırım Kongo kanamalı ateşi ortaya çıktıktan sonra yaygınlaştığını görebiliyorsunuz. Değişik etken maddelerinin yaygın olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Yine gerek sahipli gerek sahipsiz hayvanların, kedi ve köpek gibi hayvanların, evcil hayvanların düzenli bir şekilde parazitlere karşı korunmaları gerekiyor. Antiparazit ürünler olan işte damlalar, spreyler, kene kovucu tasmalar, sokak hayvanlarını veya evcil sahipli hayvanları korumada büyük öneme sahip. Bu antiparazit ilaçları veteriner hekimlerin önerdiği şekilde hayvanlar üzerinde kullanabiliriz. Sokaklardaki hayvanlara sadece su vermek, yemek vermek değil, aynı zamanda bu hayvanları parazitlere karşı da korumak gerekiyor. Genel olarak kenelere karşı biz çevre ilaçlamasını önermiyoruz. Sadece zaruri sebeplerle yani bir yerde gerçekten çok fazla kene tespit ettiyseniz ahır gibi, ağıl gibi, barınak çevresi gibi alanların etrafında, çatlaklarda, oyuk gibi alanlarda gerek sırt pompası veya atomizörler yardımıyla çevre ilaçlaması yapabilirsiniz. Ama bunun dışında doğal alanlarda kesinlikle çevre ilaçlaması yapmamak gerekiyor. Doğal parklara, bahçelere ilaçlama yapılmasını önermiyoruz. Sadece kenes problemi olan konutlarımızın etrafında ya da hayvan barınakları etrafındaki yerlere uygulama yapılabilir. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar alan spreylemesini önermiyoruz. Ama zaruri sebepte kalırsak bunu yapabiliriz. Örneğin sağ tarafta yukarıda gördüğünüz resim, sağda gördüğünüz resimde üst taraftaki asmaların olduğu yerlere tavuklar tünüyordu. Bu tüneyen tavukların üzerinde gelişen keneler oradan etrafa bu aşağı inen kalas yardımıyla, destek yardımıyla etrafa dağılmışlardı. Buna karşı bir ilaçlama yapan arkadaşımızı görüyorsunuz. Tabii Dünya Sağlık Örgütü de kenelerin oluşturabileceği riskler düşünüldüğünde değişik etken maddeli ürünleri özellikle konutlar etrafında, ağıllar etrafında kullanılmasını önermektedir. Burada da slaytta gördüğünüz Dünya Sağlık Örgütü'nün 2006'ya bir yayınında önerilen bazı özellikle sentetik piretroid grubu ürünler çevre ilaçlamasında kullanılmaktır. Doğada yurt dışında yapılmış bazı araştırmalarda özellikle yabani hayvanların korunmasına yönelik bazı çalışmalar var.
Bunlardan bir tanesinin örneğini verelim. Burada doğada hayvanların su içmesi için kullanılmış bir kap var. Bu kabın hemen yanında boya fırçalarının ruloları şeklinde sünger yapılar var. Bu sünger yapıların üzerine, bu sarı olarak gördüğünüz sünger yapıların üzerine kene kovucu ürünler uygulanıyor veya kene öldürücü ürünler uygulanıyor. Hayvanlar buradan su içerken kulak etrafına, boyunlarına bunu bulaştırdıkları için doğada gezinirken, otlarken keneler bu hayvanların üzerine tutunmayı tercih etmiyorlar. Bu anlamda özellikle yurt dışında yapılmış değişik çalışmalar söz konusu. Biyolojik mücadele amacıyla ülkemizde de bazı kanatlı hayvanların doğaya salındığını görüyorsunuz. İşte beş tavuğu veya keklik gibi hayvanların kene mücadelesi açısından Tarım Bakanlığı tarafından yayıldığını görüyorsunuz. Ancak özellikle son yıllarda yapılmış bir çalışmada, Şekercioğlu'nun yaptığı bir çalışmada bu türdeki hayvanların doğada kenelere konaklık da yapabildiği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple doğaya salınan bu türdeki uygulamaların etkili olup olmadığı veya başarılı olup olmadığı ile ilgili tartışmalar söz konusudur. Belki evet bu hayvanlar doğada keneleri topluyorlar ama bunların üzerinde de keneler beslenebiliyorlar. Konutlarımızın etrafında tavuk beslemek, hindi beslemek gibi durumlarda evlerin etrafındaki birçok haşerenin mücadelesinde bu hayvanlar etkili olabiliyor. Ama doğada, doğal alanlarda bu türdeki bir müdahalede neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Arkadaşlar, yapılmış laboratuvar koşullarında yapılmış bazı bilimsel araştırmalarda entomopatojen fungusların Bavaria bassiana ve Meteorhizium anisopia'nın da kenelere karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak doğal alanlarda bunların uygulanması veya işte konutlar etrafında uygulanması ile ilgili bir çalışma maalesef zor. Etkilerini de geç ortaya çıkarttıkları için tam olarak netice alabilir miyiz? Bu konuda soru işaretleri bulunmaktadır. En kolay korunma yolu kenelerden konutların etrafındaki yaşam alanlarındaki çimleri düzenli olarak biçmektir. Az önce kenelerin davranışlarını söylerken pusuda bekleme demiştim. Otların üstüne tırmanıp burada bekleyebiliyorlar. Bu türdeki alanları ortadan kalırsak, çimleri biçersek bu büyük başarı sağlıyor. Örneğin insanlar için çakıldan yapılmış yürüme yolları, taşlardan yapılmış yürüme yolları yeşil alanlar içerisinde veya burada ortada gördüğünüz resimdeki gibi bir doğal alanla bir çocukların oynadığı alan arasında bir çakıl taşları ve benzeri böyle bir yapay bariyer koyarsanız keneleri bizden uzak tutabiliriz. Burada değişik alanlar üzerinde ne yapılabileceğini gösteren bir slayttır. Keneye karşı güvenli bir bahçe tasarımını göstermektedir. Keneler kemirgenlerden de kan emebilirler. Bu sebeple kemirgenlerin evlerimizin etrafında olmasını istemiyoruz. Kemirgen mücadelesi yapmak, kemirgenlerin yaşayabileceği ortamları uzaklaştırmak, konutların etrafında eski odun parçaları gibi şeyleri uzak tutmak önemlidir. Mutlaka evcil hayvanlarımızı kenelere karşı kontrol etmemiz gerekiyor. Evimizin etrafında alacağımız fiziksel tedbirlerle kenelerden korunmak çok kolay. Ayrıca doğal alanlara gittiğimizde kendimizi korursak kenelerden de rahat bir şekilde korunuruz. Kene problemi olabilecek noktalara bu aşağıda ortada sol tarafta gördüğünüz resim gibi kene habitatıdır, keneler vardır gibi değişik uyaranlar da konulup insanların o bölgede daha dikkatli davranmaları özellikle park alanlarında, kamp alanlarında yapılabilir. Yürüyüş yolları yapmak işte az önce söylediğimiz gibi en önemli korunma yollarından biri olabilir. Otların, çöplerin içinde yürümektense yürümüş yollarından yürümek en önemli korunma yöntemlerinden biri olabilir. Bazen zaruri sebeplerle bazen görürsünüz ülkemizde anız yakma dediğimiz bir olay var. Çok tercih edilen ve desteklenen bir durum değildir ama çiftçiler tarafından işte zararlı böcekleri yok etmek için, korumak için yapılır. Kenenin problem olduğu, hastalık riskinin yüksek olduğu yerlerde bazı bölgelerde kontrollü yangınlar yapılabiliyor. Genellikle 2 hektardan küçük alanlarda böyle şeyler yapılabiliyor. Ancak bu türdeki durumların etrafa yangın sıçratma durumu söz konusu olduğundan kesinlikle biz öncelikle önermiyoruz. Yapılacaksa öncelikle fiziksel tedbirler alınması lazım.
Ve ola ki kene problemi çok fazla ve müdahale edilemeyecek bir noktaysa, bu bölgedeki ağaçların dormant olduğu kış aylarında, bitkilerin dormant olduğu kış aylarında yapmanızı önermekteyiz. Kenelerin bulunduğu bölgelerde genellikle insanların kene olan noktalara bulaşını engellemek açısından ve hayvanların bu bölgelere geçmesini engellemek açısından yeşillik alanların etrafında çit uygulaması büyük fayda sağlamaktadır. Çitler sayesinde gerek memeliler gerek işte diğer kuşlar gibi canlılar bu ortamlara girmeyi, gezinmeyi tercih etmezler. Fiziksel olarak da kenelerden insanları ve hayvanları korumuş oluruz. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere öncelikle kene mücadelesi çevre ilaçlaması şekilde yapılmaması gerekiyor. Sadece hayvan barınakları gibi müdahale yapılması gereken çatlak yarık gibi alanlarda saklanıyorsa veya işte bir konutun etrafında bir köpekten kaynaklı kene sayısı arttıysa buralarda akarisite ilaçlama yapılabilir. Ama biz öncelikle veteriner hekimler tarafından konaklar üzerinde kedi, köpek, koyun, keçi, inek gibi hayvanlar üzerinde veteriner saha ilaçları kullanılarak yapılacak ilaçlamaların daha kene mücadelesinde daha etkili ve başarılı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple özellikle belediyeler tarafından geniş alanlarda yapılan uygulamaların yanlış olduğunu ve sadece kene problemi olan noktalarda lokal olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ne kadar çok ilaç kullanırsak, ne kadar çok akarisit kullanırsak direnci de o kadar tetiklemiş oluruz. Genel olarak kenelerin biyolojileri, ekolojileri, yaşam döngüleri ve mücadeleleri hakkında size bilgi vermeye çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.